Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan ata tohumları lise öğrencilerinin ellerinden üretilip çoğaltılıyor. Tohumlar Harran Ovası'nda tarım üzerine eğitim veren Altın Başak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama sırasında öğrenciler tarafından toprakla buluşturuluyor. Önce yerli tohum ekiyorlar, daha sonra ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Tarımın başkenti Şanlıurfa'da lise öğrencileri Türkiye'nin çeşitli yörelerinden toplanan ata tohumlarını ekip çoğaltıyor. Bunları ekti mi? İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ata tohumlarının korunması, üretimin sağlanması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlıklı Tohumlar, Sağlıklı Nesiller projesi başlatıldı. Tohumlar Harran Ovası'nda tarım üzerine eğitim veren Altın Başak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama serasında öğrenciler tarafından toprakla buluşturuluyor. Bu gördüğünüz ürünlerin tamamı doğal, atamızın, ninemizin tohumlarını öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çevreden bulup burada üretip tohumları çoğaltarak çevredeki insanlara, tarımla uğraşan insanlara, Şanlıurfa'nın geneline dağıtmak istiyoruz. Proje sorumlusu Esra Acar gözetiminde çoğunluğu sebze olmak üzere 100 farklı firmayla 100 farklı ata tohumu üretilecek. Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte yürüttüğümüz İTVNİK projesi kapsamında atalık tohumlarımızı bugün ektik. Burada öğrencilerimize atalık tohumun ne olduğunu, nasıl yetiştirilmesi gerektiğini ve bunların bizim için ne kadar ekonomik ve maddi manevi değerin olduğunu anlatmış bulunmaktayız. Ekilen tohumdan elde edilen ürünler hem öğrenciler tarafından tüketiliyor hem de ihtiyacı olan ailelere dağıtılıyor. Biz burada marulun nasıl yetiştiğini öğreniyoruz. Sonra bakımını falan her şeyini öğreniyoruz. Ondan sonra yetiştirdiğimizden sonra bunları hem köylülere dağıtıyoruz hem de pansiyonda kendimiz tüketiyoruz. Projenin önümüzdeki yılda da hedef büyütüp devam edilmesi bekleniliyor. Hani dışarıya bağımlı olmamak, kendi tohumumuzu kendimiz çıkartmak.